Advanced'ın herkese merhaba, ben Yunus Yalın. Bu videomuzda sınav organizasyon ve yönetim sistemi ASOY sisteminde sisteme Excel ile kayıt eklemeyi öğrenmiş olacaksınız. Videomuza geçmeden önce sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yapmak için kurumunuzun ASOY web adresine giriş yapınız. Yönetici kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarak giriş yap düğmesine tıklayınız. Eğer yönetici kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız, kurumunuzun Uzen birimi ile iletişime geçiniz. Uzen birimi soruna yardımcı olamadığı durumlarda Uzen sizin için Advanced Yazılım Destek Birimini arayarak veya ue@advanced.com.tr'ye mail atarak yardım talebinde bulunabilir. Önemli uyarı. ASOS tabiri eklemek için hiyerarşik bir sıralama mevcuttur. İlk önce fiziksel tanımlamalar bölümünden kurumu tanımlamalıyız. Ardından sırasıyla kampüs, bina ve salon bölümlerine veri eklenmesi gerçekleştirilmelidir. Ardından akademik tanımlamalar bölümünden sırasıyla akademik birim, bölüm, program, ders, personel ve aday bölümlerine veri eklemesi yapılmalıdır. Bu videomuzda ASOS'a Excel dosyasıyla salon bilgilerinin nasıl ekleneceğini öğreneceğiz. Sol tarafta bulunan fiziksel tanımlamalar bağlantısına tıklayınız. Açılan listeden salon bağlantısına tıklayınız. Sağ üstte bulunan Excel ile ekle düğmesine tıklayınız. Açılan ekranda salon yükleme şablonunu indirmek için tıklayınız düğmesine tıklayınız. Salon Excel tablosunda hangi verileri ekleyeceğimizi göz atalım. Bu Excel dokümanımızda bina, kat, salon adı, salon kodu, kapasite ve sınıf açık mı bilgilerini ekleyeceğiz. Sol üstte bina yazısının altında bulunan hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında bulunan aşağı doğru ok düğmesine tıklayınız. Açılan listeden bina adını seçiniz. Önemli not: bina ismini sadece yanında bulunan oka tıklayarak açılı listeden seçiminiz yapınız. El ile yazmanız durumunda sistemde görüntülenmez. Önemli not 2. Her zaman emin olmak için hücrelere bir kere tıklama yapınız. Eğer hücrenin sağında ok düğmesi çıkıyorsa ok düğmesine tıklayarak açılı listeden seçim gerçekleştiriniz. Aşağı ok düğmesi gelmiyorsa hücreye iki kere tıklayınız ve klavyeden yazarak verinizi giriniz. Verileri bu şekilde girmemeniz durumunda sistemde hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sol üstte kat yazısının altında bulunan hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında bulunan aşağı doğru ok düğmesine tıklayınız. Açılan listeden kat bilgisini seçiniz. Sol üstte kat yazısının sağ yanındaki salon adı yazısının altında bulunan hücreye iki kere tıklayarak salon adını klavyenizden giriniz. Salon adı yazısının sağ yanındaki salon kodu yazısının altında bulunan hücreye iki kere tıklayarak salon kodunu klavyenizden giriniz. Salon kodu yazısının sağ yanındaki kapasite yazısının altında bulunan hücreye iki kere tıklayarak kapasiteyi klavyenizden giriniz. Kapasite yazısının sağ yanındaki sınıf açık mı yazısının altında bulunan hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında bulunan aşağı doğru ok düğmesine tıklayınız. Açılan listeden sınıf açık mı bilgisini seçiniz. İlk kaydı oluşturduk. Hadi ikincisini oluşturalım. Bina sütunundaki bir sonraki boş hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında çıkan aşağı ok düğmesine tıklayınız. Açılan listede binayı seçiniz. Kat sütununda bir sonraki boş hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında çıkan aşağı ok düğmesine tıklayınız. Açılan listede katı seçiniz. Salon adı sütununda bulunan bir sonraki boş hücreye iki kere tıklayarak klavyeden salon adını giriniz. Salon kodu sütununda bulunan bir sonraki boş hücreye iki kere tıklayarak klavyeden salon kodunu giriniz. Kapasite sütununda bulunan bir sonraki boş hücreye iki kere tıklayarak klavyeden kapasiteye giriniz. Sınıf açık mı sütunundaki bir sonraki boş hücreye bir kere tıklayınız. Hücrenin sağında çıkan aşağı ok düğmesine tıklayınız. Açılan listede sınıf açık mı verisini seçiniz. Elinizde bulunan başka bir Excel'den kopyalama yapmak için sistem sabiti olan bina, kat ve sınıf açık mı verilerini belirleyin. Kopyalanacak satırda ilk sütundan son sütuna kadar farenizin sol düğmesini basılı tutarak seçim yapınız. Seçimin sağ alt köşesinde bulunan noktadan eklemek istediğiniz kayıt kadar farenizi aşağıya kaydırınız. Sistem sabitleriniz sorunsuz bir şekilde kopyalanmış oldu. Kendi Excel dosyanızda bulunan salon adlarını, salon kodlarını
ve kapasitelerini kopyalayınız. İlgili bölümlere yapıştırarak işlemi gerçekleştiriniz. Tüm verileri Excel'e ekledikten sonra Excel'i kaydediniz. Web tarayıcınızdan Asois web adresine giriş yapınız. Sol tarafta bulunan fiziksel tanımlamalar bağlantısına tıklayınız. Açılan listede salon bağlantısına tıklayınız. Sağ üst köşede bulunan Excel ile ekle düğmesine tıklayınız. Dosya yüklemek için tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı sürükleyip bu alana bırakın düğmesine tıklayınız. Windows dosya açma aracı açılır. Excel dosyasını yüklediğiniz konumdan seçiniz ve aç düğmesine tıklayınız. Excel dosyası yüklendikten sonra işlemi tamamla düğmesine tıklayınız. Sol üst köşede bulunan fiziksel tanımlamalar bağlantısına tıklayınız. Açılan listeden salon bağlantısına tıklayınız. Excel ile eklediğiniz kayıtlar görüntülenecektir. Asois'a Excel ile salon eklemeyi gerçekleştirdik. Bu videomuzda Asois'a Excel dosyasıyla salon bilgilerinin nasıl ekleneceğini öğrendik. Asois'a Excel ile veri ekleme eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Advanced'i takipte kalın. Bizi ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Facebook adresimiz facebook.com/advanced'i, Twitter adresimiz twitter.com/advanced'i, LinkedIn adresimiz linkedin.com/company/advanced'i.